Selamünaleyküm dostlar. Hayırlı günler. Mevlana ve Mesnevi ile ilgili sohbetimize devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Nuh Aleyhisselam ve Nuh Aleyhisselam'ın kıssası var. Nuh Aleyhisselam 950 sene din anlatır. Ve en sonunda gemi yapmaya başlar. Tufanın geleceğini söyler. Ve oğlu Kenan gemiye binmez. Baba, yağmur çok yağarsa ben dağlara çıkarım der. Ve gemiye binenler kurtulur, binmeyenler boğulur gider. Bugün Nuh kim? Aleyhisselam. Gemi ne? Tufan ne? Mesnevi Şerif'te şöyle bir beyit var. Asrın aliminin Nuh ve gemici tanı, bu halkın sohbetini tufan anla. Demek ki bu tarihi bir vaka değil. Her asırda, her şehirde, her köyde bir Nuh ve gemici var. Bir de Kenan var. Gemiye binenler var, binmeyenler var. Asrın alimini, alimleri, evliyaları, Nuh ve gemici tanı. Bu halkın sohbetini tufan anla. Yani asrın alimini dinle, evliyaları dinle. Halkın sohbeti sana tufandır. Yani boğulursun. Gemiye bin. Gemiye binmek demek, kendi şahsi görüşlerinden vazgeçerek, kişisel görüşlerinden bırakarak Kur'an'ı dinlemektir, hadisi dinlemektir. Kenan gibi olma diyor. Kenan ne yaptı? Baba, fazla yağmur yağarsa dağlara çıkarım dedi. Dağlara çıkarım, kurtulurum sandık kendi aklınca. Evet, gemiye binmeyip kendi aklına güvenenler Kenan'dır. Kenan yorum yaptı kendine göre ve kurtulamadı. Bugün Kenan kim? Yani bir bela musibet gelirse, bir şey gelirse ben şunu yaparım diyen Kenan'dır. Kenan olmaktan kurtulmak lazım. Ne diyor? Her asrın alimini Nuh ve gemici tanı. Bu halkın sohbetini tufan anla. Sen Kenan uyluyorsan diyor, sana 100 nasihat getirsem de anlamazsın. Yani kendini beğenmiş, kendi görüşlerini beğenmişsen, kendi aklını beğenmişsen, sende Kenan ahlakı varsa, sana 100 nasihat getirsem de anlamazsın. Kenanlıktan kurtulmak gerekir. Ve bildiğiniz üzere gemiye bindiler. Gemide inananlardan bir kısmı öldü. Kalanlardan 3 kişi Ham, Sam, Yafes. Ham'dan Zenciler, Sam'dan Sami ırklar, Araplar, Rumlar. Yafes'ten de Orta Asya'daki Türkler, işte Çinliler, Japonlar geldi. Bugünkü dersimin özeti bu. Demek ki asrın alimlerini Nuh ve gemici tanımalıyız aleyhisselam. Bu halkın sohbetini tufan anlamalıyız. Yani asrın alimlerinin görüşlerini dinlemeliyiz. Tufandan kurtulabilmek için, gemiye binebilmek için, gemiye binmek şahsi görüşleri bırakmakla olur. Gemiye bindikten sonra da yükünü sırtında taşıma. Nasıl olsa gemiye bindin. Sırtında 50 kiloluk bir çantayla taşıma. Çantanı da gemiye bırak. Bu ne demek? Yani artık gemide de şahsi hareket etmek, kişisel şeylerini bırak demek. Selamun aleyküm. Herkese hayırlı günler.